Merhaba gençler, GÖSARET'e hoş geldiniz. İşçi havuz problemleri test 1'den hemen devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen birinci ve ikinci musluklar boş havuzu 1 saat birlikte 8 saatte dolduruyor. Musluklardan biri boş havuzu 12 saatte doldurabiliyorsa atıyorum. Hangisinin olduğu önemli değil demek ki. Bu 1, bu 2 olsun. Diyor ki 1 bölü 12 artı 1 bölü x çarpı ikisi birlikte 8 saatte bu işi ne kadar sürede doldururlar? Evet, şunu karşıya atalım. 1 bölü x eşittir 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12. Burayı 3 ile, burayı 2 ile 1 bölü x, 1 bölü 24. Bakın x kaç çıkmalıymış? 24 çıkmalıymış. Ahmet bir tarlanın 3 bölü 5'ini, bakın 3 bölü 5'ini 1, 2, 3, 4, bakın 45 günde, yani şu 3 parçalı kısmını 45 günde her birini 15'te yapar. Ha, bunu bir önceki videoda da şöyle söyleyebilirdik. Tarlanın 3 bölü 5'ini 15 günde yapıyorsa, değil mi? Pardon, 45 günde yapıyorsa tamamını, yani tarlanın tamamını ne yapar? Şöyle de diyebilirsiniz. 75. Geri kalanı da kardeşi 20 günde sürüyor. Şimdi geri kalanı ne? Geri kalan, hatta niye çizdiysem, geri kalan kısmında kardeşi ne yapıyormuş? 10 günde yapıyormuş. O zaman kardeşi bir parçayı 10 günde yaparsa kardeşi kaç, ne kadar sürede yapar? 50 günde. Diyor ki buna göre ikisi birlikte. Yani biri 75'te, kardeşi 50'de çarpı t sürede işin tamamını yapacaklar. Nerede birleşir bunlar? 5'e bölse 25 çarpı 2, 150'de. Yani göremedim. 5 bölü 150 çarpı t eşittir 1. T buradan kaç çıkıyormuş? 30 çıkıyormuş gençler. Bak, bu kardeşine düşen pay. Yani burası niye 15-15 olmadı diye düşünmeyin. Ümit bir işi 24, Sedat 18 günde. İkisi birlikte 6 gün çalıştıktan sonra Ümit'le Sedat 6 gün çalışmışlar. Sedat işi bırakmış. Geriye kalan diyor. Geri kalan işi Ümit x günde bitirir. Bakın, ikisi birlikte 6 gün çalıştılar. Sonra Ümit 1 bölü 24 ile şu 1'i tamamlamaya çalışacakmış. Nerede birleşir bunlar? Burayı 3 ile, burayı 4 ile çarpalım. Ne yapar? 7 bölü 72 çarpı 6 artı x bölü 24 eşittir 1. Buradan ne yapar burası? 12, karşıya atsak 5 bölü 12. Yani x bölü 24. x bölü 24. 1 eksi 7 bölü 12 de ne yapar? 5 bölü 12. Evet, bakın bununla bu sadeleşti. 2, x kaç çıktı? 10. Şimdi burada şunu sorabilir. Toplam iş kaç gün sürede bitti? 16 günde. Buna dikkat edin. Yani geriye kalan işi Ümit 10 günde bitirdi. Ama toplam iş 16 günde bitti. Murat bir işi 12 saatte, Vedat 6 saatte bitiriyor. İkisi birlikte 2 saat çalıştıktan sonra, bakın hemen şunu bir yazalım. 2 saat çalıştıktan sonra geri kalan kısmı Vedat, 1 bölü 6 çarpı 4 saatte bitirmiştir. Bakın, ikisi birlikte 2 saat çalıştı, Vedat 4 saat daha çalıştı. Peki, burayı 2 ile genişletelim, burayı 2 ile genişletelim. 3 bölü 12... 3 bölü 12 çarpı x artı 8 bölü 12 eşittir 1. Ne olur buradan? 3x artı 8 eşittir 12. Karşıya attık. 3x eşittir 4. x eşittir 4 bölü 3. Gördüğünüz gibi basit bir soru. Tabi formülü bilirsek. 3 kadın işçi bir işi 24 günde. Bakın 3 kadın güçlerini birleştirmişler 24 günde. Bir kadın 8 değil ha, sakın. Bununla bunu çarpacağım, 72. Çünkü bir kadın 8 günde bitiriyorsa 3'ü nasıl 24'te bitirsin, değil mi? 2 erkek 18 günde, 1 erkek, yani şu ikisini çarpıyorum, 36. Doğru orantı yok burada, ters orantı var. 2 kadın, bir kadın kaçtı? 1 bölü 72. 2 kadın 2 çarpı 1 bölü 72. 1 erkek 1 bölü 36. T günde işin tamamını bitireceklermiş. Peki buradan bu gider. 36, 2 bölü 36 çarpı T eşittir 1. T kaç geliyor buradan? 1, 18 geliyor.
Bakın bir usta 3 günde 7 çift. 3 günde 7 çift. 5 gün bir çıraksa bu usta, çıraksa 5 günde 3 çift. Buna göre ikisi birlikte 132 çift. Şimdi burada temel esprimiz şu. Yani günleri eşitlemem lazım. Yani ben bunu 5 ile çarparsam, bunu 5 ile çarparsam usta ne yapmış oluyor? 35 çift. Burayı 3 ile, burayı 3 ile. Çırak kaç yapmış oluyor? Bu usta, bu da çırak. Kaç? 9 çift. Bakın ustayla çırak 15 gün 15 günde 15 günde toplam kaç yapıyorlar? Bu 44. 44 ayakkabı. Peki benim amacım şunu 132 ayakkabı yapmak. Ayakkabı. Şunu 132 nasıl yaparım? 3 ile çarparak yaparım. Çarpı 3 çarpı 3 45 günde 132 ayakkabı yapacaklarmış. Biraz şey bu aslında doğru orantı sorularına, ters orantı sorularına benziyor. 3 işçiden birincisi bir işi, ikincisinin yaptığı sürenin 3 bölü 4'ü. Şimdi birinci diyelim, ikinci diyelim. İkincisi 4T sürede bitiriyorsa birincisi 3T sürede. Çünkü üçüncün, ikincinin diyor yani 4T'nin 3 bölü 4'ü. İkincisi ise üçüncüsünün yaptığı sürenin 2 bölü 3'ü. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna x diyelim. X çarpı 2 bölü 3 4T'ye eşitmiş. Buradan bu gider 2. Bu da 6T olacakmış. 3'ü birlikte. Bakın 1 bölü 3T 1 bölü 4T 1 bölü 6T çarpı 20 eşittir 1 olacakmış. Bize birinci işçiyi sormuş. Bunlar nerede birleşir? 12'de birleşir. Şöyle yapalım. 4 ile 3 ile 2 ile 4, 7, 9 bölü 12T çarpı 20 eşittir 1. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Buradan 5. T kaç çıktı? 15. Benden 3T'yi sorduğu için ne yapacağız? 45 olacakmış. Umarım açıklamacı olmuştur. 4 işçi günde 9 saat çalışarak 50 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde duvarı bir günde örüyor. Bakın 4 işçi günde 9 saat çalışarak 50 çarpı 1 bölü 5. Çünkü niye metrekare yapılan iş? Şöyle düşünün yani 50'ye 1,5 yapılan iş. Duvarı örüyorlar. Buna göre aynı verimde çalışan 6 işçi günde 6 saat çalışarak x günde ne yapacaklarmış? 75 çarpı 3 metre yüksekliğinde duvar örerlermiş. Bakın 4 işçi günde 9 saat çalışarak 50 metre şeyi 1,5 metrelik duvarı bir günde örüyorlar bu arada. Bir gün hani onu yazmadık. Şimdi bunları ne yapacağım? Birbirleriyle oranlayacağım. Şurası ne yapıyor? 36. Burası da 36 yapıyor. 1 bölü x. Şurası 75 yapar. Bunlar da gitti. 1 bölü 3. Bakın x kaç çıkıyormuş? 3. Ne demiştik daha önce de? Yapılan iş hepsini çarpacağız. Eda bir işin 2 bölü 3'ünü bitiriyor. 6 gün daha çalışınca işin 4 bölü 5'i bitmiş oluyor. İşin tamamına bunu da kesir probleminden hatırlayın. 2 bölü 3, 4 bölü 5. Şunu çarpalım. İşin tamamı 15x olsa. Şimdi 15x'in 2 bölü 3'ünü bitiriyor. Yani 10x'lik kısmı bitiriyor. Sonra 10x'lik kısmın üzerine 6 gün daha çalışınca 4 bölü 5'i. Yani 15x'in 4 bölü 5'i kaç yapar? 12x. Bakın şu aradaki şey var ya 2x neye eşitmiş? 6 güne. X kaçmış? 3. İşin tamamını tek başına işin kalan kısmını pardon. Bakın geriye ne kadar işlik kaldı? 12x'i bitirmiş oldu. Toplamda 15x'im var. 12x'ten şey 15x'ten yazsaydım daha güzel olacaktı. Pardon. 15x'ten 12x'i çıkartacağım. 3x kalacak. X yerine 3 yazarsam 9 olacakmış gençler. Evet bakın gittikçe problemler artık birbirine benzemeye başlıyor. Yani oran orantı var, kesir problemi var. İki usta, 3 kayfa ve 4 çırak bir işi 3 günde. Aynı verimle çalışan 3 usta, 4 kayfa, 5 çırak aynı işi Y günde yapabildiklerine göre bir usta, bir çırak, bir kalfa. Bakın iki tane usta, üç tane kalfa, dört tane çırak,
X günde bir işi veriyor. 3 tane usta, 4 tane kalfa ve 5 tane çırak Y günde bir işi bitiriyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bunu bir karşıya atalım. Bunu da karşıya atalım. Bakın. Benden istediği şey şu. Bir tane usta, bir tane çırak. Yani alttakinden üsttekini çıkartırsam bakın. 1 bölü usta, 1 bölü kalfa, 1 bölü çırak, 1 bölü y eksi 1 bölü x oldu. O da gördüğünüz gibi x eksi y bölü x y yaptı. Paydalar eşitleyince. Ben soruyu beğendim. Ama keşke doğru yapsaymışım. Devam etseydim eğer. X eksi y bölü y x. Benden istediği şey gençler çarpı t ya bu. Şu çarpı gerçi şey bir usta bir çırak kaç günde yapar? Yani yaptıkları işin tamamını yani ben buraya eğer t deseydim ne olacaktı? Bu bulduğum şey yani şu aradığım şey bu ama çarpı t buysa ne olur? Şöyle bir kez daha şurada anlatmaya çalışayım. Ben en son şunu buldum bakın. 1 bölü usta, 1 bölü kalfa, 1 bölü çırak şey bulduk. Ne bulduk? X eksi y bölü y x. Değil mi? Bakın bunların ne kadar sürede yapacaklarını nasıl bulacağım? Eğer sorsaydı soru işareti diyecektik değil mi? Peki benden bunu istiyor. Peki ben bu kısmın yani çarpı soru işareti çarpı soru işareti pay ve payda yer değiştirecek. Yani bana sorduğu şey şurası ya. Orası ne yapacakmış? Yx bölü x eksi y. Neden? Çünkü işin tamamını istiyor. Çok. Ben de tuzağa düştüm bu arada. Evet. Şurası şöyle olacak. Yani şunların hepsini bir tamamına k diyelim. Bir daha açıklayalım. Bakın normalde bir usta bir kafa bir çırağı k demiş olsaydı yani k saatte bitirmiş olsalardı işte t zamanda şunu elde ettik. Yani ne çıkar? Hani daha doğrusu bize sorduğu şey bu. Ben burayı ne buldum? X eksi y bölü x y buldum. Ben bunu karşıya atarsam ne olur? Tam tersi. Bulduğumun çarpmaya göre tersi olur. Vallahi tuzağa düştük. Yapacak bir şey yok. Ahmet bir saatte Mehmet'in yaptığı işin 3 katı iş yapıyor. Bakın Ahmet ve Mehmet. Ahmet. Mehmet o zaman 3T sürede bitirirse Ahmet T sürede bitirir. Çünkü hızlı çalışan Ahmet. Bu bir işi birlikte 12 saatte yaptıklarına göre yani 1 bölü T artı 1 bölü 3T çarpı 12 saatte bir işi bitiriyorlar. Hemen düzenleyelim. 4 bölü 3T çarpı 12 eşittir 1. T buradan kaç çıkar? 16. Benden kim istiyor? Mehmet'i istiyor. Mehmet de 3T olduğu için ne olacakmış? 48 olacakmış. İki musluktan biri saatte diğerin iki katı kadar su akıtıyor. Nasıl düşüneceğiz? Biri atıyorum x saatte şey yapıyorsa şöyle yapalım. Ötekisi ne yapacak? 2x saatte. Çünkü biri daha hızlı akıtıyor. Bu iki musluk birlikte açıldığında boş havuzu 6 saatte. Yani yine aynı şey. 1 bölü x artı 1 bölü 2x çarpı 6 eşittir 1. Hemen yapalım. 2, 3, 18, x eşittir. 9 çıkacakmış buradan. Diyor ki çok daha çok su akıtan musluk kaç saatte? Onu sormuş zaten. İkisi sormuş. Evet. Şu 10. soru haricinde bence genel itibariyle güzel gittik. Orada da yani dediğim gibi hepsini tek tek yazıp çıkarttık. Benden istediği şey bir usta, bir kalfalı ve bir çırağın şu kadar sürede yaptığı işi bulmaktı. Yani pay ve paydanın yeri yer değiştirecek. Unutmayın. Umarım orayı açıklayabilmişimdir. Evet, bugünlük benden bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın gençler.